Amerikan füze seven arkadaşlar, 9-13 bademi olacak bu güzellikler. Şöyle göstereyim. Renkleri, tatları. Bu altın desenli. Bu da altın desenli diye geçiyor. Bu böyle beyaz. Çok güzel, çok tatlı rengi var. Amerikan füze candır, gerisi candır diyenlere. Evet, gene bu da mavi. Altın desenli. 9-13 bademi yolcusu kalmasın. Malzeme yoğunluk boylatacağım. Eyüp abime. Hazır yakalamışken agarbutları da kestirdim. Agarbutu da sipariş yapıyorum her zamanki gibi. Sipariş gelmeden yaptığım, çalıştığım bir ürün değil. Ama hali hazırda 9-13 bir tane kapsülüm var. Malzeme de var. Sipariş yaparım agarbut isteyenlere. Evet. Makinenin şimdi ayarlarını yapıyor ustam. Benim makine gene afalladı. Geldim Eyüp abimin yanına. Evet, bakalım şimdi bunları kesime başlayacağız, Amerikan frezeleri. Mevlamız utandırmasın. Arkadaşlar, Amerikan frezeleri kesmeye başladık. Şöyle göstereyim mi yapıştığı. Plaka plaka. Boy boy kesiyoruz bunları. Gördüğünüz üzere. Evet, birazdan da çubuklayacağız nasipse. İşte şansımıza bu da kurtardı. Bayağısı kurtardı. İyi, Allah bereket versin. Yarı yarıya. Güzel. İşte bu böyle Amerikan füze. %85 taş. %15 riklilik denilen reçineden oluyor. Bu da böyle reçinemiz herhalde. Burası reçineli kısmı çünkü. Renkli kısmı. Güzel taş bir malzeme. Tespih de zaten efsane oluyor. Evet, geldik en yakışıklısına. Benim favorim bu. Bir de şu beyaz. Siyahtan yapmıştım. Beyazdan hiç yapmadım. Diğer iki renkten de yaptım. Onun için bu favorim. Evet. Efsane bir tadı var. Kesmeye devam. Evet, malzemelerimizi çubuklamaya başladık. Gördüğünüz gibi böyle çubuk haline geliyor, stik haline geliyor. Çöp böyle poşeti dolduruyorum. Bakalım kaç tespih çıkacak. 9-13 ya badem ya kapsül yapmayı planlıyor. İkisinden de mi yapsam acaba bilemedim. Ama herhalde kapsül yaparım gibime geliyor ya. Badem yapan diyordum. Neyse, o anlık psikolojime göre artık hareket edeceğiz. Evet, ilk renk bitiyor. Mavi altın desenli olan. Şurada bir parça kaldı. Son çubuğumuz da geldi. Tespih çok şık oluyor. Evet, biz kesmeye devam.